Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Fatsa Belediye Spor Teknik Direktörü Murat Parlak taraftarın desteğiyle kazanacaklarını ifade etti. Fatsa Belediyespor 3. Lig üçüncü 3. grubun ilk haftasında Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek. Ordu ekibinde teknik direktör Murat Parlak Karaköprü maçına kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Parlak Fatsayçı Stadyumu'nun zemini hakkında eleştirilerde bulundu. Şimdi kamp çok yoğun geçti. Gayet iyi çalıştık. Orada çalışmalarımızın meyvasını inşallah sezon başladığından itibaren göstereceğiz. Gayet iyi durumdayız. Hafta sonunda önemli maç oynayacağız. Fatsa adına çok önemli bir maç. Bunu biliyorum. Yani tarihinde önemli bir yer tutacak bir maç olacak inşallah. İyi başlayıp iyi devam etmek istiyoruz. Grubun en iddialı takımlarından biriyle oynayacağız. Hiçbir önemi yok kimle oynadığımızın. Biz güçlüyüz. Dolayısıyla bizim sahada doğru organizasyonumuz olduğu sürece yenilmeyecek hiçbir takım yoktur. Kendimizden hep hareket edeceğiz. Her maçı daha önce söylediğim gibi kazanmak için oynayacağız. Buraya geldik. Yani 25 gün sonra bir şekilde Çimsa'ya geldik ama özellikle söylemem gereken bir şey var. Çimsa rezil durumda. Kötü durumda demiyorum. Rezil durumda. Burada 5 aydır hiçbir antrenman yapılmamış. Ama sahanın durumu işler acısı. Yani köy sahalarında oynanacak bir zemine sahibiz. Kim nerede duyar eder bilmiyorum ama bu kadar rezil bir zemini Fatsa hak etmiyor. Bunu net olarak söyleyeyim. İlgililere de buradan sözümüz duyulur bir şekilde. Ama bu saha, bu zemin inanılmaz kötü. Bu sahada ne pas oyunu oynanır, yani her türlü sakatlık da çıkabilir. O yüzden kara kara düşünüyoruz bu zeminle alakalı ne yapacağız diye. Zemine uygun oynayacağız. Sorun yok ama bu zemin nasıl bu hale gelir onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Burada değildik. Burada antrenman da yapmadık. Sağının zeminin çok daha iyi olması gerekiyordu. Bu da ayıbımız olsun bizim ama bunu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Bu sadece çünkü hem antrenman yapacağız hem maç yapacağız. Yani 5 aydır futbol oynanmayan hiç kimsenin girmediği bir zemin nasıl bu hale gelir? Bunu bir kez daha Dillendirmek istiyorum. İsyansa da isyan ediyorum. Bununla alakalı isyanımızı gerekli yerler duyar inşallah. 52 Ordu Spor Malatya Arguman Spor deplasmanına galibiyet için gidecek. 52 Ordu Spor sezonun ilk maçında Malatya Arguvan Spor'la karşılaşacak. Önceki sezon şampiyonu penaltılarla kaçıran Mor Beyazlar yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Hedefini direkt şampiyonluk olarak belirleyen 52 Ordu Spor deplasmanda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Mor Beyazlar'ın Malatya Arguvan Spor'la oynayacağı mücadeleye cumartesi saat 15.30'da Arguvan Stadyumu ev sahipliği yapacak. Teknik direktör Yavuz İncedal oyuncularını Arguvan maçına motive ediyor. İncedal idmanlardan önce yaptığı toplantılarda deplasmanda hedefin 3 puan olduğunu futbolcularına aktarıyor. Mor Beyazlar'da teknik direktör İncedal idmanlar darguvan maçının taktiğini de oyuncularına çalıştırıyor. Orduspor 1967 taraftarın desteğiyle Sultanbeyli Belediye Spor maçında galibiyeti hedefleyecek. Ordu Spor 1967 3. Lig 4. grubun ilk haftasında Sultanbeyli Belediye Spor'la mücadele edecek. Önceki sezon şampiyonluk hedefine playofflarda veda eden Ordu Spor 1967 yeni sezonda hata yapmak istemiyor. Mor Beyazlar evinde oynayacağı Sultanbeyli Belediye Spor maçını kazanarak sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Ordu Spor 1967 Sultanbeyli Belediye Spor maçına cumartesi saat 19'da yeni Ordu Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Mor Beyazlar cumartesi günü oynanacak maçta taraftarının desteğini arkasında görmek istiyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.